Şimdi bize öncelikle istersen Frederick Wick'ten başlayalım. Masadımız. Tamam. Çok güzel bir masat. Hı-hı. Gerçekten çok beğendim. Hı-hı. Bir istersen bıçağın üzerinde bir deneyelim. Tabii, yani tabii. Bir kasap gözüyle bıçak, nasıl? Bu da bir bıçak. Hı-hı. Biz şöyle yapalım, baştan deneyelim. Gerçekten çok kaliteli bir masat. Bu masatta hani kendimiz ev içinde bıçakları keskinletirken neye dikkat etmemiz lazım, nasıl tutmamız lazım? Şimdi bir kısaca illaki ondan da bahsedelim. Bir kasap devamlı elinde masat olduğu için bıçağı da körlenmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bıçağı masada vururken yarı çapla, yani böyle %30 bir çapla şu şekil, şöyle tam bitimine, şuradan aldığımızda da şöyle tam bitimine. Bir ön bir arka mı? Evet. Ya ustalarımız farklı farklı şekilde vuruyor da en doğru şekli budur. Tamam. Bunu böyle evde bıçaklarımızı keskinletirken herhalde bu şekilde. Yani illaki şu masat gerçekten çok pahalı olduğu için herkes alamayabilir. Zaten olanlarda da zaten bu işi yapıyordur. Çünkü 3000-4000 civarı bir masat. Tamam. Çok kaliteli bir masatımız. Bu masatla satırı da herhalde keskinletebiliyorsun değil mi? Yani. Yapalım yani istersen. Bu şekilde satırımız keskinleşiyor. Tamam. Bir bıçağı elime alıp da masada sürdüğüm zaman kalitesini anlayabiliyorum. Şu ses önemli benim için. Evet. Şöyle şunu alayım. Şu ses. Yani bu ses masadımızın kaliteli ve bıçağımızın kaliteli olduğunu gösteriyor. Evet. Yani gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Bıçağımız gerçekten çok güzel. Hayırlı olsun bu arada sana.